Çarpanları ayırma. Şimdi A eşittir 99 veriliyor. A kare artı 2A artı 1 nedir? Evet. Sorumuz bu. Var mı burada sorusu? Yani bunu yapabilecek kişi var mı? Şöyle. A artı 1 çarpı A artı 1. Bravo. Burası çarpanlarına ayrıldığında A artı 1 çarpı A artı 1 gelir. Doğru. Çok doğru. Bu da 99 yazarız A yerine. O da 100 gelir. 100'ün karesi. O da 10.000. 10.000 de 10 üzeri 4'tür. Buradan bakıyorum. Bursa değil cevap. Diyarbakır bu sorunun cevabı. A 10 üzeri 4 arkadaşlar. Başka güzel bir soru var. Burada A kare artı A nedir diyor. Verilenler doğrultusunda böyle yani. Şimdi burada burayı A parantezine alacağız. Bak. A parantezinde B eksi C eşittir 24. Şimdi aşağıdaki denklemde C eksi B 3 ise B eksi C nedir? Eksi 3'tür değil mi? A çarpı eksi 3 24 ise A ne gelir? Eksi 8 gelir. Doğru mu? O zaman buradan eksi 8'in karesi artı eksi 8'den ne gelir? 64 eksi 8'den 56 gelir. Bu kadar. Buradan B eksi C 3, eksi 3 bulundu. Eksi 3 yerine yazıldı. A eksi 8. A eksi 8 de yerine yazınca 56 geldi. Ve bunu çarpanlarına ayıracağız. Parmak. Şerife. X çarpı x, x karedir. Ama birine eksi atmam lazım. Evet, diğerine 4'e de 2, 2 diyorum. 4'e 1 diyelim. 4 kere 1, 4. Düz gidiyorum. Eksi 4x. Düz gidiyorum. X topluyorum. Eksi 3. Eksi 3x. Değil mi? Bu şekilde düz gittik. Eksi 3x'ler geldi. Sonra çaprazlama çarptık. Bu ifadenin eşiti budur arkadaşlar. Taralı alan nedir denmişti? Taralı alan en son bu ifadenin. Dikdörtgenin alanından o küçük üçgenin alanı çıkarttık. Bu karede içinde küçük bir kare daha var arkadaşlar. Onu da şöyle çaprazlama yapalım. İçinde bir küçük kare daha var, tamam mı? Şimdi ne diyor soru bize? Diyor ki bu karelerin çevreleri farkı 16'dır diyor. Yani çevre 1 eksi çevre 2 16 diyor. Dursun. Sonra diyor ki taralı alan 40 diyor. Yani şu etrafı 40 santimetre kareymiş. Ben bunu şöyle yapacağım. Buraya A diyeceğim. Buraya B diyeceğim. Çevre deyince 4A eksi 4B eşittir 16'dır. Alanları farkı da A kare eksi B kare 40'mış. Hani soru kendi veriyor. Buna göre diyor karelerin çevreleri toplamı kaçtır diyor. Aynen. Yani 4A artı 4B nedir diyor soru bize. A ile B'yi bulsun. Biz şimdi bu iki denklemden arkadaşlar her tarafı 4'e bölelim ilk denklemde. A eksi B ne gelir arkadaş? A eksi B 4. Tamam. Aşağıdaki denklemde A kare eksi B kareyi A eksi B çarpı A artı B diye yazsam bura 4 ise bu da 10'dur. Bu durumda A artı B 10, A eksi B 4 bulunur. Yani yazalım A eksi B 4 A artı B 10. Şimdi bu ikisini tarafa tarafa toplarsam A 7 B de 3'tür arkadaşlar. O halde bize 4A artı 4B nedir diye soruyorlardı. Bu da 4 parantezde A artı B değil mi? O da 4 parantezde 7 artı 3'ten 40 gelir. Bunun cevabı da 40 yani. İfadesini çarpanlarına ayırınız diyor. Evet. Y parantezinde alacağız. X eksi 15. Y parantezinde X eksi 15.
x eksi 15. Şurada ilk parantezini alacağız. Eksi 3 parantezinde yok. Evet, eksi 3 parantezinde x eksi 15. Doğru. Şimdi x eksi 15'ler ortak. Değil mi? Şurada ne kalacak? Y eksi 3 kalacak. Bu kadar.